Merhaba sevgili arkadaşlar. Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler kitabının 7. ünitesi Tehlikeli Maddeler konumuz. Bu konuda tehlikeli madde kavramı ve düzenlemeleri, tehlikeli madde limitleri, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tanımlanması ve liste kullanımı, tehlikeli maddelerin paketlenmesi, işaretlenmesi ve etiketlenmesi, dokümantasyon ve radyoaktif maddeler kavramlarından bahsedeceğiz. Taşınması esnasında sağlığa, emniyete, diğer varlıklara ve çevreye zarar verme riski taşıyan madde veya nesneler olarak tanımlayabiliriz tehlikeli maddeleri. Aslında günlük hayatta kullandığımız basit şeyler dahi hava yoluyla taşınması esnasında risk oluşturabilmektedir. Bunları örnek olarak çakmakları, kibriti, saç spreyi, deodorantlar, lityum iyon bataryalar gibi maddeleri verebiliriz. Tehlikeli maddelerle ilgili kurallar Birleşmiş Milletler Uzman Alt Komitesi ve Uluslararası Atom Enerjisi'nin ICAO'nun da Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA vasıtasıyla DGR kitabı, Tehlikeli Maddeler kitabı oluşmuştur arkadaşlar. Tehlikeli maddelerin taşınmasında IATA DGR kitabındaki kuralların IATA'ya üye olmayan hava yolları tarafından da uygulandığı görülmektedir. Tehlikeli madde kuralları konusunda çıkış, varış, transit ülkelerin tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik ilgili maddelerine dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra taşıyıcı hava yolu ya da hava kargo işletmesinin özel şartlarına da kontrol edilmesi gereklidir arkadaşlar. IATA DGR kitabı içerisinde tehlikeli maddelerin tanımlanmalarına ve sınıflandırılmalarına ilişkin tüm detaylar yer almaktadır. Bununla birlikte tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tanımlanması, paketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenmesi, dokümantasyonu, depolanması, yüklenmesi, denetimi, acil durum usulleri, güvenliği, kayıt altına alınması ve raporlanmasına yönelik tüm havayolu taşımacılığı süreçlerinde izlenmesi gereken kurallar ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir. Genel kuralların yanı sıra bazı ülke ya da taşıyıcıların tehlikeli maddelerin taşınmasında daha kısıtlayıcı olduğu durumlar da yer almaktadır. Hava yollarının tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili durumlarda en önemli başvuru kaynağı IATA DGR kitabıdır. Bu IATA DGR kitabının bir görseli arkadaşlar. Her sene güncellenerek yenisi basılıyor. Ülkemizde tehlikeli maddelerin hava yolu ile taşınması Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün tehlikeli maddelerin hava yolu ile taşınması talimatı SHT 18 ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu doğrultusunda düzenlenmektedir. SHT 18'de tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesinin AOT'da belirtilen şartlara uygun olarak yapılacağı açık bir şekilde belirtilmektedir. Bunlara ek olarak tehlikeli maddelerin taşınması konusunda tarafların sorumlulukları ve tarafların aykırı davranışları durumunda uygulanacak yaptırımlar yine bu düzenlemeler içerisinde yer almaktadır. Tehlikeli maddelerin taşınmasında iki ana taraf bulunmaktadır. Bunlar gönderici ve taşıyıcıdır. Gönderici tehlikeli maddeyi tanımlayan, işaretleyen, etiketleyen ve ilgili dokümantasyonu hazırlayarak taşıyıcıya teslim eden taraftır. Taşıyıcı ise hava kargo ya da hava yolu işletmesi olup tehlikeli maddeyi teslim alıp gerekli handling süreçlerini yerine getiren ve taşımayı gerçekleştiren taraftır. Göndericinin sorumluluklarına baktığımız zaman çıkış, varış ve transit ülkeleriyle taşıyıcının konu ile ilgili yürürlükteki kurallara uyulduğundan emin olmalıdır. Tehlikeli madde taşınmasının yasak olmadığından emin olmalıdır. Tehlikeli maddeyi doğru bir şekilde sınıflandırmalı ve tanımlamalıdır. Taşıyıcının sorumluları ise tehlikeli maddenin kabulü, depolanması, yüklenmesi, denetimi, gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sağlanması, raporlanması, kayıtların tutulması ve ilgili çalışanlara eğitimlerinin verilmesidir. Ve kayıtlar taşıyıcı tehlikeli madde kayıtlarını uçuştan sonra en az 3 ay süreyle saklamak zorundadır.
Tehlikeli madde eğitimi. Eğitim konusu tehlikeli maddelerin taşınması konusunda ayrı bir öneme sahiptir. Çalışanların tehlikeli maddeler konusunda gerekli bilgi ve farkındalığa sahip olması amacıyla gerekli eğitimler düzenlenmektedir. Eğitimleri ile ilgili olan gereklilikler IATA DGR kitabında 1.5A bölümünde yer almaktadır. 1.5A tablosunda arkadaşlar göndericiler ve paketleyiciler, aracı taşımacılık işletmeleri çalışanları, taşıyıcılar ve yer hizmeti işletmeleri ve güvenlik görevlileri olarak 4 kısımda, bunlar da kendi aralarında tekrardan alt dallara ayrılmışlardır güvenlik görevlileri hariç. Hangi eğitim konularını görmesi gerektiği buradaki tabloda belirtilmiştir. Bunlar minimumlardır. Çarpı işareti olan konuları görmek zorundadır. Havayolu ile taşınması kesinlikle yasak olan maddeler. Taşınma sırasında patlama, tehlikeli reaksiyon oluşturma, alev alma, zehirli alma, zehirli alev alma, zehirli olma, aşındırma ya da duman yayma gibi durumlara neden olan ve uçuş emniyetini tehlikeye atan maddelerdir. Bunlar hiçbir şart altında taşınamazlar ve kitapta forbidden ifadesi yer alır arkadaşlar. Gizli tehlikeli maddeler. Daha önce belirtildiği gibi kargo içerisinde ya da yolcunun beraberinde bulunan ve içinde ya da yapısında tehlikeli madde tanımına giren maddeleri barındıran maddelerdir. Gizli tehlikeli maddeler daha önce de belirtildiği gibi kargo içerisinde ya da yolcunun beraberinde bulunan ve içinde ya da yapısında tehlikeli madde tanımına giren maddeleri barındıran maddelerdir. IATA DGR kitabında bu maddelerin bir listesi mevcuttur. Yolcu ve ekip beraberinde taşınabilen tehlikeli maddeler. Genel olarak tehlikeli maddeler yolcuların ve uçucu ekibin check-in yapılan bagajında, kabin içi bagajlarında veya üzerinde taşınamazlar. Özellikle radyoaktif maddeler istisna miktarlarında olsalar da hiçbir koşul altında yolcu ve ekip beraberinde taşınamazlar. Ancak bazı maddelerin belirli limitler ve şartlar dahilinde yolcu ve uçucu ekip beraberinde taşınması mümkündür. Ve bu maddeler açık bir şekilde IATA DGR kitabında belirtilmiştir. 2-3A tablosunda. 2-3A tablosunda bu arkadaşlar hangi örneğin bu tabloyu şöyle okuyabiliriz. Lityum batarya içeren emniyette evrak çantası ve benzeri. Kabin bagajı içerisinde taşınamaz. Kayıtlı bagajı içerisinde taşınabilir. Kişinin üzerinde bulundurulamaz. Taşıyıcının onayı gerekir. Sorumlu kaptana yeri hakkında bilgi verilmesine gerek yoktur şeklinde tablo. Uluslararası Posta Birliği Konvansiyonu tehlikeli maddelerin posta ile taşınmasını bazı maddeler dışında yasaklamıştır. Bu yasağın dışında kalan ve taşınması serbest olan tehlikeli maddeler IATA DGR kitabında belirtilmektedir. Taşıyıcı mülkiyeti altında yer alan tehlikeli maddeler. Bu ayrım altında yer alan tehlikeli maddelerin taşınmasında IATA DGR'da yer alan kurallar uygulanmaz arkadaşlar. Bunlar uçak ekipmanları, tüketici malları, kuru buz, pilli elektronik ekipmanlar ve uçak parçalarıdır. İstisnai miktardaki tehlikeli maddeler. Bazı tehlikeli maddelerin çok az miktarını tehlikeli madde kurallarında belirtilen etiketleme, işaretleme ve dokümantasyon gerekliliğinden hariç tutularak taşınabilmelerine denir. Sınırlandırılmış miktardaki tehlikeli maddeler yani limited quantities, tehlikeli maddelerin emniyetle taşınabilmeleri için kullanılan paketler özel olarak üretilmiş ve belirli testlerden geçmiş olma ya da belirli şartları yerine getirme özelliğine sahiptirler. Birleşmiş Milletler önerileri doğrultusunda performans testlerine tabi tutulan veya belirli şartları yerine getiren bu paketlere UN tipi pakette denilmektedir. Ancak bazı tehlikeli maddelerin IATA DGR'da belirtilen sınırlandırılmış miktarları sıradan paketler içerisinde taşınabilmektedir. Yani UN tipi paket kullanımına gerek olmamaktadır. Ancak tehlikeli maddeler yine de IATA DGR içerisindeki paketleme kuralları dahilinde iyi kalitede iç ve dış kap kullanılarak paketlenmelidir. Sınırlandırılmış miktardaki tehlikeli madde paketlerinde
Y harfi ile gösterilen işaretleme yapılmalıdır. Taşımaya hazır haldeki bir tehlikeli maddenin sınırlandırılmış miktarı hiçbir koşulda 30 kilogramı geçemez arkadaşlar. Sınırlandırılmış miktardaki tehlikeli maddeler için gönderici beyan formu hazırlanmak zorundadır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasına baktığımızda tehlikeli maddeleri 9 sınıf olarak ayrıldığını görmekteyiz. Paketleme grupları ve tehlikeli madde derecesi ayrımı, paketleme grubu 1 yüksek derecede tehlikeye sahip, paketleme grubu 2 orta derecede tehlikeye sahip, paketleme grubu 3 düşük dereceye sahip tehlikeli maddelerdir. Tehlikeli madde sınıflarını 1. sınıf patlayıcılar, 2. sınıf gazlar olmak üzere sırasıyla kitabınızda ilgili bölümlerde görebilirsiniz arkadaşlar. Kitabımızda ayrıyeten Ayata DGR kitabında mavi sayfalar olarak adlandırılan tehlikeli maddenin UN kodu, uygun gönderi adı, risk sınıfını ve diğer bilgilerini yolcu veya kargo uçağının ne kadar taşınabileceğini gösteren bir tablo yer almaktadır. Bu tablonun nasıl okunacağını da kitabımızda size göstermekteyiz. Tehlikeli madde paketleri ile ilgili paket tip kodları ve paket materyal kodlarının paket performans kodlarından bahsetmekteyiz kitabımızda. Tehlikeli madde paketlerin işaretlenmesine baktığımızda tehlikeli madde paketleri üzerinde yer alan işaretler gönderici bilgilerini, alıcı bilgilerini, paket özelliklerini, paket içeriğini ve düzenlemelerde belirtilmişse diğer gerekli bilgileri sağlamakla yükümlüdür arkadaşlar. Tehlikeli madde paketlerinde kullanılan etiketler içerdiği tehlikeli maddenin riskini belirtir ve tehlikeli madde depolanması, yüklenmesi ve taşınması aşamalarında sürece rehberlik eden ek bilgiler sunar. Paket içerisindeki tehlikeli maddenin riskinin ilgililere bildirilmesi risk paketleri yardımıyla olmaktadır. Tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde tehlikeli madde ile ilgili doldurulması ya da bilgi girişi yapılması gereken başlıca iki doküman bulunmaktadır. Bunlardan ilki daha önce de belirttiğimiz üzere gönderici beyan formudur. Bu formun doldurulması gönderici tarafından yapılır ve sorumluluk göndericiye aittir. Hazırlanan formun bir nüshası gönderici tarafından en az 3 ay süreyle saklanmalıdır. Formun birer nüshası da taşıyıcı ve alıcı için düzenlenmelidir arkadaşlar. Radyoaktif maddeler UN tipi paketlerden farklı olarak dizayn edilen paketlerde taşınmaktadırlar. Paketlerin en önemli özelliği taşınan radyoaktif madde tarafından yayılan radyasyonu maksimum düzeyde engelleyebilecek özelliklerde olmalarıdır. Taşınan radyoaktif maddenin özelliklerine göre uygun dizayn edilen paket kullanılmalıdır. Uygun paket kullanımı paketin dış yüzeyindeki ve paketin belirli bir mesafedeki radyasyon seviyesinin minimum seviyede tutulmasını sağlayacaktır. Radyoaktif maddelerin paketlenmesinde sorumluluk göndericiye aittir. Çok teşekkür ederim.